Yukarı Tokyo Garajı'ndan herkese merhaba. O bir Fransız gülü. Kanalımızın kraliçesi. Bakalım bu zamana kadar Clio'da neler yapmıştık, hızlıca hatırlayalım. Yeni gelenler de bilgi sahibi olsun. Fransız gülü ne? Fransız gülü Clio'muz. Bizim başımızın tacı. Beni en çok heyecanlandıran Nazlı'm o benim. Çok kro girdik videoya arkadaşlar. Devam nasıl olacak bilmiyorum artık. Öyle deme, bir şey diyeyim mi? Hayatımın bütün tecrübesine sahip oldu. Çok başka yere gidiyor konu başa. Yani Clio'muz evet ve sonuna geldik. Evet, aylar yıllar sonra bir kan eline kamerayı aldı. Valla hoş geldin. Özlemiş misin? Özlemiş. Bu güzel, hemen uçuyor. Aynen şu an yüzey temizleyici de iyice temizliyoruz buraları. Ki iyi yapışsın malzeme. Bu delikler ne yapıyor musun? Hangi delikler? Şu delikler. İtiraf ediyorum, bunlar LPG'nin montajın olduğu zamanki delikler. Bu arabada LPG oldu yani. Her türlü gazı bastık buna. Kulak memesi kıvamına gelene kadar ısınır. Kulak memesi. Ulan gözün görmediğini kamera görüyor ya. Evet. Baksana bayağı aydınlık. Çok karanlık abi burası. İzolasyonu kendin yaptın. Evet. İzolasyonu kendim yaptım. Daha önceki araçlarımıza IS86'da, GTR'da izolasyonları profesyonellere yaptırmıştık. İzledim, öğrendim. Dedim bu sefer de kendim yapayım. Yani hiç yapmamışım daha önce izolasyon. Bir de kendim deneyeyim dedim. Yani kadınlar yıllardır kuaföre gidiyor ama hiç kimse kendini saçını kendi kesmiyor. Biz de görüyoruz, izliyoruz yani aynada. Vallahi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Önce İlkan'a da teşekkür ederim. Bana desteğe geldi. Şimdi izledik, öğrendik. Tabii ki bir profesyonelin yaptığı kadar güzel olmadı. İmkanınız varsa, paranız pulunuz varsa tabii ki gidin profesyonel yaptın. Ama ben bu işi kurcalamak istiyorum, yapmak istiyorum diyorsanız yaptık oldu. Olmadı değil. Paramız mı yoktu, kurcalamak mı istedik? Kaşındık, kendimiz yapmaya kalktık. Çok da kötü olmadı. Bu arada tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben yaptığım işten memnun kaldım. Belki biraz arabaya ağırlık katmış olabilirim. Yani ihtiyacımdan fazla kullandığımı düşünüyorum. Yani bir o da 5 kilo falan yani şey değil, bir sırt çantası bile değil yani. Biraz fazla izolasyon kullanmış olabilirim. Ama Clio zaten çok gürültülü bir araba. Yani ihtiyacı da olan bir arabaydı. Bunu tecrübe ettiğim için yaptım. Ha, daha iyisini yaptırmak istiyorsanız yaptırırsınız. Ama gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Bunu da yapmış oldum. Bir sonraki arabamı da yine kendim yapmaya kalkacağım yani. Eksik malzemelerimiz geldi. Bugün İlkan yoğundu. Sağ olsun rahmetullah da yardıma geldi. Hızlıca bitireceğiz. Bu arada Aktif Otomarket'e bir bakın. Böyle çok ciddi güzel sarf malzemeleri de var. Işık ihtiyacım vardı. O da geldi. 10 numara iş görürüm içeride bunu. Ne güzel aydınlattı.
Elektrikler gitti. Isıtıcımız çalışmıyor. Şu anda parçaları kesiyoruz derken bu Bondex denen malzeme buraya ölçü olarak cuk oturdu. Bunu kullanacağım. Zaten arabanın orijinal sünger kalınlığı da bu civarda. 2 santim. Bu da 15 milime falan yakın. Bir yarım milim de buraya ısı izolasyonu da kullanacağım. Hepsi güzel olacak. Tam istediğim gibi oldu bu. Ama işte önce kabasını almamız gerekmez mi? Hiç gerek yok. Gerek var mı? Yap bakayım. Hoşuma gitti biliyor musun? Bir göreyim. Etiket sökücü malzemesini gösteriyor da. Bayağı kaba etiket var çünkü üzerinde şu anda. Ben dedim falçatayla kabasını alalım dedim. Deniyoruz ama şu anda. Tam ikna oldum. İşe yarıyormuş. Oğlum öyle. Ben inanmadığım malzemeden bahsetmem. Görmem lazım. Benim en çok keyif aldığım bölümlerden bir tanesi aracın içi. İçini toplayacağız. Çünkü her şeyimiz neredeyse hazır. Neyin nereden çıktığını biliyorum. Geri takacağım vesaire. Keyifli bir kısım yani. Niye öyle bakıyorsun? Bir başka gündeyiz. Clio'yu zaten sakallarından anladığınız üzere bayağıdır çalışamıyordum. Bir kere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı girdi araya. Onunla ilgili çok güzel etkinliklerimiz vardı. Viano ile uğraştık, GTR ile uğraştık derken bayağıdır kaldı. Neyse. Öykü sağ olsun. Desteğe geldi bugün. Bir an önce şu kalan işleri de bitirelim. Devam edelim. Göstergelerdeki bantlar ne ayak? Ya hiç sorma. Şimdi ben o aracı 3 gün dışarıda kalacak diye gösteremedim. 3 gün dışarıda kalacak diye olur da yağmur yağar. Poşetler koydum, oraları bantladım falan filan ki içerisine su girmesin, içi zarar görmesin. Ben ne bileyim 3 sene kalacağını. 3 sene mi kaldı? 3 sene o bantlar orada kaldı. Onur vardı bizim detailingçi. Sorduğunda kim sökecek onları dedi. Sen sökeceksin ama biz söktük. Öykü de destekçi oldu sağ olsun. Kim temizleyecek onları? Sen. Ama tabii detailing'e gidecek ayrıca. Ya bu arabacının başına gelmeyen kalmadığı için maalesef 3 sene sürdü.
İç döşeme yaptırmayı düşünüyor musun? İç döşeme şöyle. Aslında değiştirmek hem istiyorum hem istemiyorum. Daha önceki bölümde bahsetmiştim. O Fransızların bir kokusu var diye. Fakat koku kalmamıştır diye de düşünüyorum bir yandan. Ve çok da kötü çıkmadı döşemeler. Bir de arabayı kullanayım artık. Onu seneye karar veririm. Hmm, ama bir şey, bir elden geçirttireceğim. Yani bir de geçirttireceğim. Bir döşemeciye gidip hani o kancalarını taktırıp kumaşları bir gerdireyim. Yırtık yerleri dikilsin. Tabii ki bir elden geçireceğim. Duruma göre biraz bir kullanayım edeyim. Ondan sonra bakarız. Aynen, hızlı olsun. Çok kötü değil. Bir kullanayım. Bir arabamı kullanayım artık da. Aman 3 yıl sonra mı söylüyorsun bunu? Evet, Clio'nun bir takım eksikleri vardı. Onları aldım şimdi. Bu viraj demiriyle alakalı falan bir şeyler eksikti. Başına gidiyorum Clio'nun. Oh, uzun zaman olmuş ya burada çalışmayalı. Özlemişim. Şimdi çekeyim arabayı, şöyle liftte altta kalan işlerini bitireyim. Sağ olsun yokluğumda Çakır Garaj bunu bir güzel bantlamış, zarar görmesin diye araba. Teşekkür ediyorum. Hadi devam. Ben de ama ne iyi ettim böyle beyaz beyaz giyinerek. Yani arabada çalışmaya geliyorum. Beyaz giyiyorum, o da başka bir işte çıkaracağım üstümü. Of ya, neonlarımı yakınca çok mutlu oldum bir anda. Şimdi viraj demirini takamayışımın bir sebebi vardı. O da burada bir burç neye benzediğini bilmediğim. Ya söktüğümüz zaman da olmayan burcu buldum. Şu ya, şu. Bundan dolayı takamamıştım. O burcu montajını bitirdim. Geldim. Şimdi burada da iki burç eksik. Neye benzediğini hatırlamıyorum. Onu çözeceğim. Derken egzoz montajına başladım. Ya bunu da açık kapama motoruna güzel bir izolasyon yaptım burada. Isıya dayanıklı olsun diye. Bu şekilde burada. Yok edeceğim bunu. Ne kaldı geriye? Egzoz kaldı. Başka? Antin kurdun ufak tefek işler işte. Bitiyor. Evet, altında izolasyonun kapladığı ve Süreyya egzozun yaptığı burada güzel bir spiralli esnek bir burumuz var. Buraya şimdi AFR bağlayacağım. Burada gördünüz. Bu sırada. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Sanayide olmamanın en büyük dezavantajı şu. Ben sürekli sanayideyim ama aracı şu anda sanayinin içerisinde yapmıyoruz. Farklı farklı dükkanlarda yapıyoruz ya. Bir parça eksik olduğu zaman hop o parçayı almak için sanayiye gidiyorsun. Yukarı Tokyo Garaj mesela o kadar yakın değil sanayiye. Ben garajımda bir şey için çalışırken ya bir civata için 15 kilometre yol gidiyorum. Anladın mı? Bir civatanın maliyeti sana civata artı 15 kilometrelik benzin. Hani bir civata için değmiyor. Ne yapıyorsun? Biriktiriyorsun. Bir seferde gidiyor hepsini alıyorsun. O yüzden projeyi uzatabiliyor. Ama bazen de öyle bir durum oluyor ki o civatayı almazsan ilerleyemiyorsun. Orada kalıyorsun mesela. Evet. Bir de bir çatal görünmeyince çalışası gelmiyor insanın değil mi sanayide? Bir de bir sıkıntı daha var. Benim projelerime mahsus bir şey bu. Bir parça değiştirdiğin zaman gidiyorsun, sana parça kodunu soruyor parçacı. Ya da diyor ki numune göster. Olmadığı zaman ne yapayım abi? İnternetten fotoğraf açıyorum. O bizde yok. Yani olup olmadığını o da bilmiyor bu arada. Bunu çok yaşıyorum. Gidiyorsun, o bizde yok. Parça kodu ne? Arabanın şase numarasını söyle. Yok, biz topluyoruz. Numara yok hiçbir yerde. Clio'nun şase numarasını söylüyorum. Ama Skyline'ı söylediğim zaman hadi bul. Evet. A86'yı söyledin, hadi bul. Şimdi bir tane daha proje gelecek. O da... Hadi bul. Arkadaşlar çok önceki bölümlerde ben kendi viraj demirimi yapmıştım. Fakat gittim Renault'un orijinal viraj demirlerini aldım. Viraj demiri bağlantıdan. Çünkü benimkinde buradan çıkıntı yapıyordu. O da ne oluyordu biliyor musunuz? Buradan aksı riski atıyordu. Şuradan çıkan civata. O yüzden ben böyle düz başa geri geçtim. Bunu sıkınca bu aşağı inecek. Dolayısıyla aksı kurtarmış olacağım. Kısacası orijinal parçaya geri döndüm. Benim kendi imalatım buna uymadı. Hangi, bu zamana kadar yaptığın hangi imalatından memnun kaldın? Yani orijinali gibi verim sağlayan bir imalatın var mı? Onu merak ettim izlerken. Ya tabii ki yaptığım işlerde genelde sonuç alıyorum. Ama Ar-Ge dediğimiz şey, yani araştırma, geliştirme. Bir şey üzerine çalışırken sen kafandaki gibi kuruyorsun. Ha bu olur diyorsun. Ama bazı karşı tezlerle karşılaşabiliyorsun. Mesela örnek veriyorum, ben kendi yaptığım parçada araba alçaldığı zaman körüğün oraya değmesi aklıma gelmiyor. Ne oluyor? Denerken tespit ediyorum. Bir sonraki geliştireceğim parçayı ona göre yapıyorum. Şimdi bunu geliştirmek yerine aklımı kullandım. Olanın yapılmışını kullandım. Daha fazla dedim zaman harcamayayım. Yok yani cevabı. Benim cevabım yok. Seni tatmin edebilecek bir cevabım olabilir mi? Yok yani yok desen yeterliydi. Arge karıştırmayacaksın. 3 senede benim seni mutlu edebilme şansım oldu mu acaba? Ben bir şeyde seni tatmin edebilme. Ben kolay bir insanım arkadaşlar. O yüzden bak size bakıyorum yine ya, sanki oradasınız gibi kameraya baktım. Ben de sana bakıyorum farkındaysan. Evet farkındayım. Evet, dün bırakmak zorunda kaldım. Ustalar bugün ben yokken devam ettiler. Camlar takıldı. Zaten yapılacak işler belliydi. Camlar takılacaktı.
Tampon takılacaktı, takıldı. Kaput takılacaktı, takıldı. Fark aşağının montajı yapıldı. Şu arası kaldı. Marş piyelerin bağlantıları yapıldı. Marş piye bağlantıları tamam. Kanat. Kanatın montajı yapıldı. Burada bir ufak ayar sıkıntımız var. O hallediliyor. Bu yapılacak. Ya tabii eksik bulunamayan parçalar var. Onları da bulacağız. Bulunca devam edeceğiz. Şimdi zamanında biraz sıkıştım malum. Videoları toparlamaya çalışıyorum. Bir Survivor gerçeğimiz var. Kısmetse her şeyden önce sağlıklı bir süreç geçirmeyi diliyorum. Kazandık kazanmadık. O teferruatı. Haliyle ustalardan destek aldım. Ben yokken aracı biraz toparladılar. Allah onlardan razı olsun. Camlar olsun. İşte marş piyeler, tampon falan. Araç bayağı ortaya çıktı. Ne kaldı? Sırada ne var? Sırada çok saçma bir şey var. Ben bir hata yaptım. Arabanın üzerinde en son toplarken burada video çekmedim artık iş hızlansın diye. Arabanın debriyaj telini takarken bağlanan bir parça var. Ve o parçayı telimeli taktım. Sıkarken de elle sıkıyorum bu arada. Çok zorladım. Yani biraz zorladım aslında. Ben hani civatayı artık sonuna geldi diye zorlarken meğerse fazla kastırmışım. Şanzımanın üzerindeki bağlantının kendisi koptu. Alüminyum bir parça. Şu anda benim yapmam gereken normalde motor aşağı inecek, şanzıman kovanı sökülecek, kovan kaynağa gidecek, kaynatılacak, geri gelecek, üzerine takılacak falan filan. Ölme eşeğim ölme. Saçma sapan bir olay geldi başıma. Sen ameliyatta makas unutmuşsun. Şimdi ya. Ben ne yapacağım? Aracı komple kaynakçıya götüreceğim. İbrahim'in yanına götüreceğim. Tabii ki İbrahim önce fikrini alacağım. Oradaki bölge içeriği ısıtır ve yağın alev almasını sağlar mı? Yoksa sökmeden kurtarabilir miyiz? O bunu bilecektir. Ona göre hareket edeceğiz. Mesela şey üzerinde atıyorum. Yağ karteli üzerinde kaynak yapılmaz. Çünkü arkasında hemen ateşe geçeceği için patlar. Alev alır yani. Çok çok riskli bir olay. Bakalım burada o şekilde kurtarabilecek miyiz? Kurtaramayız derse ki inşallah öyle bir şey olmaz. Her şey sökülecek. İnşallah, inşallah olmaz yani. İnşallah. Abi. Şu. Şanzımanı indirmen gerekiyor. Öyle şeyler söyleme. Gerçek diyorum. İmkansız. Duruyor mu bu? Durmuyor. Durmuyor mu? O yüzden orayı tam toplamadım. Onu oraya yapmayacağım. Sadece parçayı yapacağım. Anladın mı? Sağlıklı bir şey olmuyor. Abi şanzıman inmez. Yapıyorsun, kaynağını girebildiğin yerler var. Giremediğin yerler de olacak. Bu sefer tesviyesini de düzgün yapamıyorsun. Tabii bakalım. İnşallah olur. Buna şanzımanı sök desem bu iş yatar. Ben gidiyorum Survivor'a. Ne zaman? 2 hafta sonra. Bu benim tek günüm. Pazar günü de videosuna giriyorum. Tamam bakacağız. Kapat da. Cuma'ya gidip gelelim. Biraz dua edelim. Tamam. Ben parça burada kaldı. Sıkarken şu denk geldi, tık dedi attı. İncecik de bir şey. Benim için çok değerli bir ustanın yanına gidiyorum şimdi. Harun Yurt'un yanına. Namı diğer Peugeot'cu Harun diye bilinir. Yeri Bostancı Sanayi'dedir. Ve yani Fransızlara fısıldayan adam diyebiliriz. Fransızları böyle avucunun içinden daha iyi bilen bir adam. Ve ben bunca zaman o adama çok şey borçluyum. Hayatım boyunca o kadar çok bilgi edindim. O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Ben her ne kadar şimdi Clio'mu kendim yapsam da destek alarak en son tabii ki Harun Usta'ya götürüp abi şuna bir bak demek istiyorum. Çünkü emin ol benim görmeyeceğim 10 tane şeyi birden görecektir. Bu arada kefilim. Yani Harun Usta gerçekten alanında çok iyi bir usta. Emin ol yüzlerce rally aracı hazırlamış. Birçok pilota yarış kazandırmış bir usta yani. Bir baksın bakalım. Eleştirsin görsün. Benim eminim atladığım çok şeyi düzeltecektir. Fransızlara fısıldayan adam. FIFA diyebilir miyiz kısaca? Fransızlara fısıldayan adam. Aynen FIFA. FIFA. Teşekkür ederim. Oraya da bunu kullanabiliriz. Veya böyle bir parça yapacağım kendim. Olur abi. Alibimden. Valla sen de ben buraya gelirken dedim ki benim gözümden kaçan çok eksik vardır. Bayağı var ya. Ben bir görüyorsam Harun Usta 10 görür dedim. O şekilde geldim. Diyor ki iki kablo takacağım diyor. Gideceğim ben hemen diyor. İki kablo değilse 3 kablo, 4 kablo.
Bu dükkana ilk geldiğimde bırak sakalım olması, ehliyetim bile yoktu abi. Benzin bidonuyla benzin almaya geldik. Bayağı oldu yani. 97 falan herhalde. Aşağı yukarı. Yani o zamanlarda işte annemizin arabası, onları kaçırıp maçırıp falan buralara geliyorduk. Kaç senedir var burası abi? Burası 94'ten beri var. İlk bu arabanın amortisörlerini de Harun abi almıştı. Son amortisörlerini de Harun abi aldı. He? Bu makineyi beraber sıfır yaptık. Bir daha motor yaptık. Arkadaş gitti, silikonu bastı, ameliyat attık. Bak, bu... ameliyat attık adı. Oraları geç kanka. Bir daha motor yaptığınızı biliyorum. Şimdi bak, Harun abiye arabayı verdim. Topladı. Evdeyim, kaşındım. Dedim ki, ya dedim bu arabalar... Şimdi ben çok yatak sarmış bir adamım. Çok çektim bu işten. Dedim ki, ne olur ne olmaz ben buna bir tane gösterge takayım. Yağ müşürü takayım ki takip edeyim. Bir şey olursa bileyim dedim. Abi yağ müşürünü takacağım. Ne kullanırsın normalde? Sıvı conta kullanırsın. Ya da işte contasını kullanırsın. Ben baktım evde silikon var. Sıktım taktım. Şimdi ilk sıkmamda problem yok. Baktım sensör deliği denk gelmedi. Geri söktüm. Bir daha taktım. O silikonu içeri gönderdim. Buradan şeye gidiyorum. İzmit Körfez pistine gidiyorum. Yolda yatak sardım. Aradım Harun abi. Şimdi onda bulacağım kabahati de hiç aklıma gelmiyor. Ondan sonra burada arabayı bıraktım burada. Ertesi gün aradı. Kim sıktın o silikonu diye aradı. Dedim abi böyle böyle iyi niyet. İyi niyetten. Burada olacak. Şurada perçine koyacağız. Buradan tutacak bunu. Tamam. Şuraya da geri gelecek böyle daha iyi. Dakika bir, gol bir. Herhalde 3 sene daha yapmazdım ben şu aya. Aynen. Teli koyar bırakırdım. 3 sene daha uğraşmazdım. Şimdi bunu çok al. Çok da şık oldu. Şanzıman yağı, antifriz, hepsi hazır abi. Orijinal kapağında bile Elf yazıyormuş, daha yeni fark ettim. Evet. Bunca zaman fark etmemiştim ben bunu. Ben tabii arabanın içinde kitli kaldım burada. Liftte öte yandan motor yağını koyduk. Şanzıman yağını koyduk. Fren hidrolini koyduk. Şimdi ben buradan fren pedalını pompalayacağım. Harun abi dışarıdan. Pompalama dur. Pompalayayım. Daha değil. Yağ damlasın öyle. Tamam. Şu an eksilen bir şey yok. Ne kadar seviyorsun pompalayı seni. Abi bu sanayi lisanı çok tehlikeli. Bas. Pompala. Bas. Pompala. Tansiyona, kalbe, romatizmaya, baş ağrısı, diş ağrısı, kuş ağrısına birebir. Manuel otomatik triptonik, 4 çeker, 5 çeker gergeden lifte bulunur. Az yakar, çok kaçar, kirkolar, viagralar. Ölmüşlerin canı için, ebeni için. Dünya fani, ölüm anı, sen de iyi bir kirkon olur yani. Gözlere, fosfor, dizlere derman. Trafikte yolda enerji kalmayın, fitesi boşa sallamayın. Aşk acısına, gönül yarasına, sevde ilacına birebir. Aşk bayattır, helva hayattır. Aşkı çekene, helva yiyene. Dünya fani, ölüm hani siz deyin bir helva ne olur yani. Buyurun hangisini yersiniz? Peki şunu şöyle yapmasaydın, bunu böyle yapmasaydın dediğin şeyler var. Yok güzel olmuş ama dedim ya ufak tefek detaylar var yani. Boyasını biraz, altının boyası daha güzel olabilirdi. Dediğim gibi. Spacer'ları değiştirelim. Senin 205'in gibi değil ama. beni getireceğim onu da gör. Onu da çek böyle bir. Hakikaten çok uğraştım ona biliyorsun. Biliyorum. Oğlum ganimete bak ya. Malzemeye baksana. Fena bir jant, fena bir jant yani. 205 almış abi. Çay kimin? Benim. 10 numara iş oldu valla, fabrikasyon vallahi gibi. Adam da olur. Baya orijinalce çıktı, bunları elde yaptı bak. Gayet güzel oldu. Abi. Çok beğendim. Yemin ederim, güle sanki güle fabrikasyon kaput gibi geldi. Mesai sonuna geldik. Bugün burada bitiriyoruz. Şimdi aracı Süreyya egzoza çekeceğim. Araç gece kalacak. Yarın egzozu bitireceğiz. Ondan sonra da elektrikçi, sonra bura. Evet, elektrikçi geliyor. Bir elektrik işimiz kaldı. Ondan sonra da marşa basıyoruz. Zaten
aküyü getirmeyi unutmuştum. Onu da getiririm. Şimdi arabanın son takılacak parçası egzoz. Çünkü alttaki bütün işlemler bittikten sonra son takılan parça o. Onun da contalarının değişmesi için Süreyya'ya geçiyoruz. Kaç sene oldu sen bunu yapalı, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum kanka ya. Ben bunu yapalı rahat bir 7 senesi var. 7 senesi var mı? Var. Vallahi hiç hatırlamıyorum şimdi. Hatırlıyorum dersem yalan olur yani. Bunları inliyoruz bugün. Malum dışarıda kalınca. Egzoz'da bir şey olmadı da contalar gitti. Zaten normalde de yenilemekte fayda var bize. Tabii tabii. Yani her 3 sökümde bir değiştirmek lazım. 3 sökümde bir? Evet. Araca sıfır akü taktım ve ilk elektriği biraz önce verdim. Bir şey hoşuma gitmedi. Bak dörtleri aktığımda yanıp sönme var. Bir yerden bir şase ya da bir şey alıyor araba. Genel bir kontrolleri yapacağım, onun için zorlamayacağım. Sonra devam edeceğim. Evet, bir sonraki Clio bölümünde ben aranızda olmayacağım. Bu çok ağır oldu, değil mi? Siz bu mektubu Türkiye'de okurken ben burada olmayacağım gibi oldu. Ben çok uzaklarda olacağım. Ama öyle, ben çok uzaklarda olacağım. Bir sonraki Clio bölümümüz tabii ki arkadaşlar artık bu Fransızı ayağa kaldırdık. Monsieur le Romain. Kaldırdık ayağı. Monsieur Mademoiselle diyebiliriz. Mademoiselle ayağı kaldırdık. Bir performans sürüşü gelmesi lazım. Hiç kanalıma şu ana kadar performans sürüşü gelmemişti. Artık onu sizlere Clio ile sergileyeceğim. Ocak'ta sizlerle olacak. Fakat ben çok uzaklarda olacağım. Evet, malı çektik garaja. Bütün eksikleri tamamlıyorum ama bir tane kabloda tıkandım. Hop bakalım. Ya vallahi hayat kurtarıcı. Hayat kurtarıcı geldi ya. Tamam abi. Çalışmayan araba varsa çağırın. Var, çalışmıyor. Gel. Ayarı çıkarız diyorsun. Belki gazlarız abi akşam. Olur abi. Biliyorsun F4A Renault'un en sevdiğimiz motoru. Öyle. Her şey tamam. Bir tane kablo varmış. Yani varmış inşallah. Bir gün varmış. Bir varmış bir yokmuş. Neyse. Şu an marşa bastığında kimse tık demiyor. Öyle bir şey eksiğimiz var. Bir de aküde sinyal veriyorum mesela. Şeyler kısılıyor. Bir yerden bir şase mase bir şey oluyor herhalde. Yoksa marşa basıp gezebiliriz gibi bir hali var. Çalıştırırız şimdi zaten ya. Bildiğimiz konuda. Evet, şu anda marş aldık biraz önce. Yani marş aldık derken döndürdü. Fakat ateşimiz var mı? Benzin pompası basmıyor, ona bakacağız. Tamam, bağlandı. Abi gazı bir köklesene. Bakalım hepsi şey mi? Tamam, %70, %90. Süper abi. Şu an her şeyi gördük abi. Peki, benzin pompası çalıştı bakayım. Hemen geliyorum. Start. Fire pump çıkışımız geliyor. Geliyor, gel. Bitti. Böyle açtı, pompa basmadı. Açıyorum. Açtım. Evet, pompayı dağıttık, yeniden toparladık. Kablolarda temassızlık vardı, hallettik. Şimdi geri koyuyoruz. Ne problem? Şaseden çıktı. Bismillah. Gaz sendin bende mi? Fark etmez. Tutayım abi ben. Dur, benzin kaçıyor buradan. Basınç gelince nereden? Bu hortumdan dur. Evet, bir de röle arıza verdi. Şimdi röleye de iş yaptı. Değiştirdim. Basıyorum o zaman. Top sende abi. Geliyor. A few moments later. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Yok, gazı bırak, tamam. Basayım bir daha. Bas abi. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah. Eyvallah. Hemen şeye bakalım. Hani onu yaptık ya, buna Ceren geliyor mu diye. Tamam, buna da geliyor. Kayıtta mısın? Dur. Sevinemedik bırakıyor. Kayıtlaydım. Yani.
şarj etmiyor. Bunu söküp bir göstereceğiz. Bir yerden hava alıyor sanki. Evet, fan açtı. Dinamo sökülüyor şu anda. Tezgaha bağladılar şimdi. Test edecekler. Çıkış yok. Çıkış yok. Konjektör değişti. Yüce ver bir amper neyse. Evet, bunun montajı da bittiğine göre artık hava filtremizi takalım, tesisat toparlayalım, yola çıkalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız lütfen kontrol edin. Abone tuşuna basarak abone olun. Ayrıca dmtr46.com sayfama girip de kanalın bir parçası olup ürünlerimden alabilirsiniz. Enchanté. Enchanté l'homme. Enchanté l'homme. Enchanté l'homme. Ama gırtlaktan söyledim. Bir daha söyle. Enchanté l'homme. Tamam. Nasıl çek?